Mistik Yoldan herkese merhaba. Ben Cem Çiloğlu. Bu videomuzda öncelikle başarı kavramını ve onun nasıl algılandığını irdeleyeceğiz. Ardından başarı getiren bazı tutum ve alışkanlıklar üzerine konuşacağız. Tabii ki bunları yaparken ruhsal bir perspektiften bakmayı da ihmal etmeyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Sözlükte başarı kelimesinin anlamını aradığımızda karşımıza şöyle bir tanım çıkıyor. Zenginlik, saygınlık, şöhret kazanma veya elde etme. Günümüzde insanların genel algısı da bu tanımı doğrular niteliktedir. Toplum bizi başarının tamamen para, güç ve şöhretle ilgili olduğuna ikna etmiştir. Medyada en çok para kazanan, iktidar sahibi olan ve ünlü insanları görürüz. Bu insanların alışkanlıkları, hayata bakışları, hayat hikayeleri düzenli olarak bize sunulur. Böylelikle bu konudaki inancımız daha da pekişir. Peki ama bu başarı tanımı hakikati yansıtıyor mu? Başarı gerçekten para, iktidar ve şöhretle aynı oranda artan veya azalan bir ölçü mü? Başarılı olmak tam olarak ne demek? Muhtemelen bu sorunun yanıtını en başarılı kabul edilen insanlar yanıtlayabilir. Bu konu hakkında yazılmış pek çok kişisel gelişim kitabında bu insanların görüşleri dile getirilmiştir. Ve biz de bu videoda onlardan bazılarına yer vereceğiz. Ama öncelikle ortaya şöyle bir soru atmak uygun olacaktır. Biz hayatta neyi başarmak istiyoruz? Ve gerçekten gönlümüzden geçen ve bize içsel bir tatmin sağlayacak şey nedir? Bu soruya yanıt verecek tek kişi sizsiniz. Herhangi bir araştırmaya girişmeden önce kendi otantik yolunuzu bilmeniz ve bunu temel alan başarı tanımınızı yapmanız büyük önem taşır. Bunu kimse size veremez ve kimse herkese uygun bir başarı reçetesi oluşturamaz. Çünkü insan faktörü böyle bir formül oluşturamayacak kadar çeşitlilik gösterir. Bu nedenle kendinize başarı, yetkinlik ve zenginliğin sizin için ne ifade ettiğini açık gönüllülükle sorun. Herhangi bir şey elde etmeye çalışmadan önce onu hayatınızda gerçekten istediğinizi teyit edin. Bazısı başarıyı lüks arabalar ve büyük bir villa olarak görebilir. Kimisi için başarı, huzur ve neşenin olduğu bir aile yaşamıdır. Belki bir başkası için sürekli yolda olmak ve farklı kültürler tanımaktır. Kişisel olarak neyin önemli olduğunu keşfettiğinizde tüm dikkatinizi o konuya doğal olarak verebilirsiniz. Dolayısıyla başarının ilk adımı bu hayatta neyi yaptığınızda kendinizi başarılı hissedeceğinizi keşfetmektir. Bu keşfi yaptıktan sonra başka görüşleri hayatımıza katmaya hazırız demektir. Büyük hayallere sahip olmak, başın bulutların içinde kaybolmuş şekilde geziniyor olmak anlamına gelmez. Hayatınıza bir amaç aradığınız ve bu süreçte kendinizi imgeler, görüşler ve fikirlerle doyurduğunuz anlamına gelir. Bir anlamda siz hayallerinizi oluşturacağınız malzemeyi hayattan süzmektesinizdir. Siz doğuştan büyük düşünen bir insan olabilir veya doğru yönlendirme ile büyük düşünme alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Çoğu gelişmiş ülkede gençler üniversite eğitimi öncesi herhangi bir işe girmeden önce bir yıl boyunca gezer, araştırmalar yapar, bilgi toplar ve ne yapmak istediğini hissetmeye çalışır. Apple firmasının merhum CEO'su Steve Jobs, 70'li yıllarda bir süreliğine Hindistan'da kalmıştır. Başarılı insanları bu hale getiren faktörlerden biri büyük hayaller kurmaksa eğer, bunları oluşturacak yapı taşlarını dünyanın dört bir yanına serpiştirilmiş olarak bulabilirsiniz. Sizi besleyecek insanlar, fikirler ve eserler her yerde, hatta burnunuzun dibinde bile olabilir. Büyük hayaller kurmayı alışkanlık haline getirdiğinizde başarılı olma ihtimaliniz artacaktır. Hayata bakış açınız gelişecek ve kimsenin düşünmediği projeleri kurgulayabileceksiniz. Öyleyse sınırsızca hayal kurun. Her büyük başarı sizden hiç de farklı olmayan bir insanın zihninde başladı. Onlar hayal kurmaya cesaret ettiler. Bu hayalin gerçekleşeceğine inandılar. Hayalinizin ete kemiğe bürünmüş halini gözünüzde canlandırın. Zihninizde bitmiş işin görüntüsünden zevk alın, negatif düşünme biçiminin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Cesaret eksikliğinden dolayı terk ettiğiniz hayallerinizi yeniden ateşleyin. Hayalinizi kocaman bir şölen ateşine çevirin. Hayat, hayallerini terk etmek için çok kısa,
Tüm hayallerin elinden teker teker kayıp gittiğini seyretmek için ise dayanılmayacak derecede uzundur. İster ilişkiler, isterse sosyal konumlar veya kariyer söz konusu olsun, kararlılık başarı için gerekli olan en temel özelliklerden biridir. Kararlılığı tam olarak arzu ettiğimiz bir hedefe doğru sürekli ve düzenli adım atabilme becerisi olarak tanımlayabiliriz. Tek başına bu özellik bile bir insanın herhangi bir konuda başarılı olmasını sağlayabilir. Kararlılık aynı zamanda büyük bir kişisel değerdir. Çünkü o karakterimize biçim verir ve onu kuvvetlendirir. Bazen hedefimiz ne kadar heyecan verici olursa olsun, işler umduğumuz gibi gitmediğinde cesaretimiz kırılabilir. Bu noktada kendimizi düzenli olarak motive etme ihtiyacı duyarız. Bu tür motivasyonları çekim yasasını anlattığımız videoda verilen niyet panosu oluşturmak gibi tekniklerle sağlayabiliriz. Ayrıca olumlamalar dinlemek, bu olumlamaları kağıtlara yazıp göz önünde tutmak, ilham verici başarı hikayeleri okumakta yardımcı olacaktır. Bu dediklerimizin hepsinden parçalar içeren bir motivasyon tekniğini uygulayan fakir bir gencin hikayesini anlatalım. Bu genç, babası işini kaybettikten sonra ailesiyle köhne bir karavanda yaşamaya başladı. Hatta bir dönem bir bahçeye çadır kurarak evsiz bir şekilde hayat mücadelesi verdi. Ama o, kendi geleceğine ve elde edeceği başarıya güveniyordu. Komedyen olmak için uğraşan bu genç bir sabah Hollywood tepelerine tırmandı. Çek defterini çıkardı ve kendine 10 milyon dolarlık bir çek yazdı. Açıklama kısmına ise alınan aktörlük hizmetinin karşılığı olarak verilmiştir yazmayı da ihmal etmedi. O an kendi kendine bir kararlılık anlaşması imzalamış ve niyetini olabilecek en sağlam biçimde ifade etmişti. Gelecek 5 yıl içinde kararlılığı onu dünya çapında bir şöhrete dönüştürdü. Kariyerinin en üst noktasındayken film başına aldığı ücret 20 milyon dolara yükselmişti. Bu genç adam hepimizin tanıdığı ünlü komedyen Jim Carrey'den başkası değil. O ihtiyacı olan motivasyonu çok kuvvetli bir sembolik anlaşmaya imza atarak buldu. Hollywood tepeleri, kendine yazdığı çek ve altındaki açıklamasıyla o anın tamamını bir niyet panosuna çevirmeyi başarmıştı. Mizah duygusu hayatın hemen her alanında bizi başarıya götürecek temel özelliklerden biridir. Eğer kendimize gülebiliyorsak başarılı olma ihtimali artar. Ayrıca elde ettiğimiz başarının keyfini daha çok çıkarırız. Ne var ki kendine gülebilmek ego ile ilişkili ve egoya rağmen geliştirilen ruhsal bir beceridir. Hepimiz kendi değerlerimize uygun olarak idealize edilmiş bir kimlik duygusuna sahibiz. Bu kimlik yer yer hassas noktalara sahip olabilir ve böyle bir kimlik duygusuna zarar vermeden yaşamaya çalışmak hafif ve kendine gülecek olgunluğa sahip olmanın önüne geçebilir. Halbuki kendine gülebilmek genel kanının aksine daha sağlam bir karakter göstergesidir. Doğasındaki esneklik bayağılık değil adapte olabilme becerisini gösterir ve geliştirebildiğinde ödülü büyüktür. Kendine gülebilen insanlar daha az hata yaparlar. Hata yaptıklarında ise durumu daha çabuk toparlarlar. Son 20 yılda mizah üzerine yapılan araştırmalarda kendine gülebilen insanların psikolojik ve bedensel açıdan daha dayanıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür bir dayanıklılık başarının en önemli yapı taşlarından biridir. Kendilerine gülebilen insanlar başka insanlara da iyi davranırlar ve sıkıntılı durumlarda onlara içsel hafiflikleriyle cesaret verirler. Kendine gülebilme becerisi içinizden taşarak etrafınızdaki her şeyi ve herkesi etkiler. Böyle bir aura ile hemen her konuda başarı sizi izleyecektir. Daha az duygusal ve zihinsel ağırlıkla adım attığınızda evrenden aynı biçimde karşılık görürsünüz. Bizi başarıya götürecek bir başka beceri ise konfor alanımızın dışına çıkarak risk alabilmektir. Ama genelde o ilk adımı atmaya korkarız. Aslına bakılırsa konfor alanları konfor hissi değil korku hissi üzerine inşa edilmiştir. Bunun dışına çıkmamız için bizi bağlayan zincirleri kırmamız gereklidir. Bunu yaptığımızda risk alma sürecinden keyif almaya başlarız. Hayatı algılayışımız da tıpkı bedenimiz gibi normal şartlarda sürekli gelişen bir şey olmalıdır.
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Korkulacak bir şey varsa o ancak değişmekten kaçınıyor olduğumuz gerçeği olabilir. Başarı için konfor alanının dışına çıkmamız gerektiği kesindir. Peki yapmak istediğimiz ama korktuğumuz için yapamadığımız şeyler nelerdir? Bu kesinlikle zaman ayırmaya değer bir keşiftir. Bir kağıda büyükçe bir çember çizin ve çemberin dışına yapmak istediğiniz ama o yönde eyleme geçmekten korktuğunuz şeyleri yazın. Bunu yaparken çemberin içine girecek şeyler de çıkacaktır. Tanımladığınız konforlu eylemleri de çemberin içine yazın. Çalışmanız bittiğinde ortaya çıkan sonucu değerlendirin. Konfor alanı dışında kalanları inceleyerek yazdıklarınızın ardındaki derin manaya ulaşmaya çalışın. Unutmayın ki konfor alanı aslında korku alanıdır ve çalışmayla yüzleşeceğiniz asıl duygu korkunun ta kendisidir. Korku, yazdığınız her bir maddeyle ne şekilde ilişkilenmektedir? Kendinize açık olun. Sosyal ortamlarda insanlara yanaşıp kendinizi tanıtmaya mı korkuyorsunuz? Neden? Görünüşünüzden mi endişelisiniz? Yoksa ciddiye alınmayacağınızdan mı korkuyorsunuz? Korkutucu değil mi? Peki daha korkutucu bir şey duymak ister misiniz? Bir ömrü korkunuzu reddederek yaşamak, bu nedenle konfor alanını terk etmeden yıllar geçirmek kulağa nasıl geliyor? Biraz düşündüğümüzde bunun aslında varlığımızın her yönüne zarar vereceği aşikardır. Bu alanı genişletmeden geçen anlar, sessizce birikerek ardında ümidi kırılmış ve tadı kaçmış insanlar bırakır. Maalesef günümüzde konfor başlı başına bir hayat amacı haline gelmiştir. Bu yanlış yönlendirme nedeniyle bizi derinden dönüştürecek önemli etkileri hayatımıza çekme motivasyonumuz azalmaktadır. Konforda kalmak hayallerimizi gerçekleştirmemize engel olur. Çoğumuz hayvanat bahçesindeki aslanlar gibiyiz. İyi beslenmiş ama kendi atak ve ihtişamlı doğasını kaybetmiş. Konfor, sıkıcı bir dar görüşlülük ve değişimlerin çok zor olduğuna dair asılsız bir inancı da beraberinde getirir. Konfor alanınız, mücadele ettiğiniz her bir zorluktan sonra gücünüzü toplamanız için kısa süreliğine döneceğiniz bir güvenlik alanı olmalıdır. Şimdi, bugün hayatınıza bakın. Eğer bu alanda gereğinden fazla vakit geçiriyorsanız, onun dışına çıkmanın ve hayatın kollarına atılmanın zamanı gelmiş demektir. Bu video için materyal toplarken şunu fark ettim. Başarılı insanlar için bu özellikleri yaşamak bir şeyler elde etmekten çok daha değerli. Çünkü bu özellikler işte konfor alanını zorlamak, kendine gülebilmek, sınırsızca hayal kurabilmek bunlar aslında kendi kendinin ödülü. Ve başlı başına birer mutluluk kaynağı. Bu şekilde yaşayan insan zaman içinde ve doğal olarak çok çok meyveler veriyor ve sonra biz onlara dönüp diyoruz ki aa ne kadar başarılısınız. Bunu derken ortaya koydukları eserleri kastediyoruz tabii ki ama düşünecek olursanız doğru bilinç halini, pozitifliği, kararlılığı geliştiren insanın en büyük başarısı kendini o becerileri yaşayacak şekilde dönüştürebilmiş olmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve diğer videolarımızdan da haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşça kalın.